Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Fantastik Canavarlar Dumbledore'un Sırları filmini değerlendireceğiz. Ama öncesinde bu ve benzeri videoların devamını izlemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimlerden haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Intro girsin, sonra hemen başlayalım. Fantastik Canavarlar'ın 3. bölümünde filmin ismi Dumbledore'un Sırları olduğu için haliyle biz filmde Dumbledore'un sırlarına odaklanıyoruz. Aslında bizim beklentimiz daha çok o yönde. Ancak Dumbledore'un sırlarından ziyade Grindelwald'ın aday olmak istediği bir seçim söz konusu filmde. Ve bu seçim etrafında dönüyor. Filmdeki beğendiğim ve beğenmediğim yerlere gelince öncelikle beğendiğim yerleri söyleyeceğim. Çünkü filmde beğenmediğim yerlerin bazıları beni çok rahatsız etti. Ve beğenmediğim yerler gerçekten çok fazla. O yüzden de öncelikle beğendiğim tarafları söyleyeyim. Hakkını yemek istemiyorum filmin bu taraflarının. Sonrasında da beğenmediğim yerler üzerine konuşmaya başlayabiliriz. Filmde bahsi geçen fantastik canavar gerçekten çok hoşuma gitti. Bir fantastik canavar var, böyle ceylana benzer bir canavar. Ve kalbi temiz olan insanların, büyücülerin önünde eğiliyor. Yani kalbinin çok temiz olması lazım bu canavarın önünde eğilmesi için. Bu mantık, bu hikaye gerçekten çok hoşuma gitmişti o canavar için. Bunun dışında Dumbledore'un erkek kardeşini de çok beğendim. Filmde onu hem görmek çok iyiydi hem de yani o sahneleri, duygusu, işte hikayesi benim çok hoşuma gitti. İzlemekten en çok keyif aldığım ve keşke daha fazla olsaydı dediğim tek karakterdi. Çünkü birçok yerde bazı kişileri gereksiz yere fazla koymuşlar, fazla sahne vermişler. Keşke onları gereksiz bir şekilde bu kadar fazla sahne vereceklerine bu sahnelerin bir kısmını Dumbledore'un kardeşine verselerdi. Çünkü gerçekten güzel bir hikayesi vardı. Hikayesini daha iyi anlatma fırsatı olabilirdi. Keşke ile başlayan cümlelerimden artık yavaş yavaş filmin beğenmediğim kısımlarına geldiğimi anlamışsınızdır. Filmin beğenmediğim kısımları, özellikle en çok beni rahatsız eden kısımları aslında şunlardı. Özellikle filmin ismi Dumbledore'un Sırları olmuşken Dumbledore'un bilmediğimiz hiçbir sırrının ortaya konulmasıydı. Çünkü anlatılan hikayelerin hepsi daha önce bir şekilde Harry Potter dünyasında veya daha önceki Fantastik Canavarlar filmlerinde bir şekilde Dumbledore tarafından öğrendiğimiz hikayelerdi, öğrendiğimiz bilgilerdi. Yani bu filmde inanılmaz, Dumbledore'un böyle bir sırrı mı varmış dediğimiz hiçbir şeye rastlamıyoruz. Sürekli uzun uzun diyaloglar, hatta o diyaloglar belli bir yerden sonra artık monoloğa dönüşüyor. Ve uzunca bir süre böyle altyazılar okuyorsunuz. Hiçbir şekilde o anlatılan şeyler gösterilmiyor geçmişe gidilip. Sürekli karakterler bir şeyler anlatıp duruyorlar ve artık bir yerden sonra gerçekten bu çok rahatsız edici olmaya başladı. Yani karakterlerin bu kadar birbirlerine sürekli uzun uzun bir şeyleri anlatması çok rahatsız ediciydi. Son derece düşük atmosferli, hiçbir aksiyon olmayan, 2 saatten daha uzun olmasına rağmen sanki yani 1,5 saatin sonundayken bile hani filmin başını izliyormuş gibi hissettiren bir filmdi. Yani bu kadar büyülü bir dünyanın bu kadar durağan bir şekilde gösterilebileceğini ben hiç düşünmezdim ama bunu bir şekilde oluşturabilmişler. Tabii ki bu filmde de önceki iki filmde olduğu gibi Hogwarts Kalesi'nde Harry Potter müziğiyle görebiliyorsunuz. Ama bu gerçekten de kabak tadı vermeye başladı. Çünkü evet, ilkinde bu güzel bir nostalji yaratmış olabilirdi. İkincisinde daha derine girdiler. Daha böyle işte Hogwarts'taki öğrencilerin ne yaptığını, işte hocaları falan gösterdiler ikinci filmde de. Ama yani her defasında Harry Potter müziğiyle bu Hogwarts Kalesi'ni göstermek yani artık filmi kurtarmıyor bence. Ki bana kalırsa bu Harry Potter'ın başarısını daha da üst düzeye taşıyor. Yani şu şekilde, hani Fantastik Canavarlar başarısız bir film, Harry Potter da gayet başarılı bir film. Ve biz Harry Potter'ın başarısıyla Fantastik Canavarları satabildiğimiz kadar satacağız izlenim veriyor. En azından bana bu mesaj veriyor. Çünkü bu kadar duran bir filmi 1-2 dakikalık Hogwarts Kalesi'ni göstererek, Harry Potter müziğini vererek kurtaramazsın. Tek öyle de oluyor. Yani 2,5 saatlik bir filmden bahsediyoruz yani. Ve son derece duran, yani müzikleriyle bile, yani böyle inanılmaz hareketli müzikler bile tam anlamıyla yok. Arada hani birkaç dakikalık Harry Potter müziği verdikleri zaman biz Harry Potter dünyasında böyle gidip de harika bir Fantastik Canavarlar filmi yapmışlar diyemeyiz. Dedirtmiyorlar zaten.
O yüzden de ben artık bundan çok rahatsız olmaya başladım. Rahatsızlıktan ziyade hiçbir heyecan vermemeye başladılar. Karakterlere gelince orası da gerçekten sarpa sarmış durumda. Çünkü birinci filmdeki baş karakterimiz Ned ikinci filmde ikinci plana atılmışken bu filmde tam anlamıyla artık yardımcı karakter rolünde. Bununla birlikte baş kadın karakter Tina da aynı şekilde. Zaten film boyunca en fazla 5 dakika görünüyor. Hatta belki o kadar bile görünmüyor olabilir. Yani film Grindelwald'la Dumbledore etrafında döndüğü için Newt'in de Tina'nın da hatta diğer karakterlerin genel olarak Fantastik Canavarların birinci filmindeki bu 4 ana karakteri biz doğru düzgün göremiyoruz. Özellikle Tina ile Queenie'yi. Queenie demişken de Queenie'nin bir önceki filmde karanlık tarafa geçtiğini görmüştük. Ancak bu filmde de biz Queenie'yi sürekli böyle üzgün, yaptığı şeyden pişman bir halde görüyoruz. Ancak bunu da mesela göstermiyorlar. Bunun sebebini de göstermiyorlar. Grindelwald'la aralarında ne geçti? Tamam, Queenie hassas bir karakter. Belki bir anlık gafletle, ki muhtemelen de öyle yani, bir anlık böyle acıyla, kızgınlıkla karanlık tarafa da geçti. Ancak yani aralarında ne oldu? Hani Grindelwald'un gerçek yüzünü nasıl gördü ve neden pişman oldu? Ne zaman bu yaptığı şeyin hata olduğunu farkına vardı? Dediğim gibi işte Grindelwald'la aralarında nasıl bir şey geçti ki Grindelwald'un gerçek yüzünü, o kötülüklerini gördü ve aslında yaptığı şey hani gerçekten korkunç bir şey, karanlık tarafa geçti. Bu da bunun geri dönüşü yok. Yani biz bunların hiçbirini göremiyoruz. Keşke biraz gösterseler de biz de hani Queenie ile Grindelwald arasındaki geçenleri biz görebilseydik. Yani bir önceki filmde Queenie ile Grindelwald gayet iyiydi. Konuşabiliyorlardı sağlıklı bir şekilde. Bu filmde ise Queenie baştan sona zaten o da çok fazla görünmüyor ama Queenie biz her gördüğümüzde böyle histerik, ağlayan bir kadın. Sürekli yaptığından dolayı çok büyük bir pişmanlık duyuyor. Yani bu profilde bir kadını izliyoruz. Jacob'a gelince de gerçekten artık bu karakterden bahsetmek istemiyorum ben. Çünkü filmdeki en başından beri, yani birinci filmden beri benim hiç hoşuma gitmeyen bir karakter. Ne kadar şakaları olsa da hiçbir şekilde şakaları komik olmayan, büyücüler tarafından da komik bulunmayan ama enteresan bir şekilde yani hani çok önemli bir karakter haline getirilmeye çalışılan bir karakter olmuş Jacob. Yani artık eline asa bile verdiler yani sırf daha da önemli hale gelsin, daha ön plana çıksın diye. Hani bir karakter en fazla bu kadar zorlanabilirdi. Sırf ön plana çıksın diye, biraz daha önemli hale getirilsin diye. Yani büyücülük dünyasında en fazla buraya kadar getirilebilirdi. Çünkü büyücülük dünyası içerisinde olmayan bir Muggle'ın büyücülük dünyası hakkında her şeyi öğrenmesi, her şeyin içinde bulunması ve bununla birlikte hiçbir ceza almaması ve ceza almamakla birlikte hafıza silindiği halde tekrardan bilerek ve isteyerek büyücüler tarafından, bir de kendi isteğiyle değil bir noktadan sonra, yani büyücüler tarafından bir Muggle'ın büyücüler dünyasına sokulması, yani hakikaten de ya biraz artık yani biraz fazla geliyor. Bana çok fazla geldi. Siz Tina'yı bu kadar arka plana bırakabiliyorsanız istediğiniz zaman, Tina'yı yok edebiliyorsanız Jacob'u çok daha kolay yok edebilirsiniz yani. Hafızası silindi, kendi hayatına devam etti diye bunu halledebilirsiniz ama yani Tina gibi güçlü ve önemli bir büyücü, yani mevki açısından önemli ve baş karakterin, Newt'in en azından bir zamanlar baş karakterdi. Onun hani sevdiği kadın, yani şimdi bundan daha önemli bir karakter değil bana kalırsa Jacob. Ama istedikleri zaman Tina'ya 5 dakikalık bir rol verebiliyorlar 2,5 saatlik bir filmde. Jacob'a eline asa vererek verilebilecek her saniyeyi verip onu ön plana atmaya çalışıyorlar. Çok gereksizdi. Son olarak önemli bir karakterden daha bahsetmek istiyorum. O da Nagini. Nagini'yi biz bir önceki filmde görmüştük ve gerçekten de benim çok hoşuma gitmişti. İlerleyen filmlerde de hikayesinin devam edeceğini düşünüyordum. Çünkü bir önceki filmde doğru düzgün bir şey yapmamıştı. Sadece Credence'ın yanında hep ona eşlik ediyordu, onu destekliyordu. Ancak filmde Nagini'yi kesinlikle görmüyoruz. Yani Nagini niye görünmedi onu da anlamadım. Bu filmde enteresan bir şekilde hani yok olan birçok karakter var. Bir önceki filmde La Terrestre'de akrabalığı olan Yusuf'un bu filmde çok aktif bir şekilde olayların içinde olması, yani hakikaten de o kadar karmaşık bir film haline getirmişlerdi ki bu filme, yani bir önceki filmdeki karakterler enteresan bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Tina olsun, Nagini olsun,
ya da işte ikinci plana atılan Newt olsun, gerçekten de o kadar karmaşık bir hale gelmiş ki ve karakterlerin hepsi hani farklı farklı yerlere dağılmış. Yani önemli karakterleri arka plana atmışlar. Arka planda olan karakterler daha da ön plana çıkarılmaya çalışılmış. Karakterlerin nerede olduğu belli değildi. Hangisi başrol, hangisi yardımcı rol, bir önceki filmdeki başrol şu an nerede? Yani filmin sonunda birinci filmdeki baş kadın karakterin bu filmde isminin 8. 9. çıkması beni hayretler içerisine düşürdü. Yani hangi ara bu kadın bu kadar arka plana düştü ve arka plana atılabilecek neyi vardı? Tina'dan bahsediyorum. Gerçekten de bana kalırsa bu seride büyücülük dünyasında çok önemli bir karakter. Olaylar içerisinde çok aktif bir şekilde yer alabilir. Eğer böyle bir konumu, böyle bir imkanı varken Tina yerine Jacob'u tercih etmişler. Oyunculuklara gelince bu filmde Grindelwald'u Matt Mikkelsen canlandırıyor. Bir önceki filmde Johnny Depp canlandırıyordu ve ben açıkçası oyumu Johnny Depp'ten yana kullanıyorum. Keşke o canlandırmaya devam etseydi. Yani insanların özel hayatlarından dolayı böyle işlerinin etkilenmesi beni açıkçası çok üzüyor. Ben Grindelwald'u Johnny Depp'in devam ettirmesini çok isterdim. Tabii ki de yeni gelen aktör de çok iyi canlandırılmış. Kesinlikle kötü diyemem. Onu da izlerken çok büyük keyif aldım. Ama bir önceki filmde Johnny Depp'i gerçekten de çok beğenmiştim. Yani duruşunu, tarzını falan. Yani benim için muhteşem görünüyordu. Bunun dışında Jude Law her zaman gibi muhteşemdi. O duruşu, zarafeti. Yani gerçekten de son derece asil bir büyücü tavrını her hareketiyle gösteriyordu. Diğer karakterler için bir şey söyleyemem çünkü zaten bütün baş karakterleri yan karakterler olarak gösterebilmeyi başarmışlar. Az önce bunlar hakkında uzun uzun konuştum. Tekrar bununla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ama benim bu üçüncü filmden anladığım şey belli ki fantastik canavarlar bir Harry Potter etkisi yaratamayacak. Yani üç filmdir sürekli hani biz bir şeyler bekliyoruz. Bir sonraki filmde daha iyi bir şey ortaya çıkacak. Daha iyi açacaklar hikayeyi. Daha iyi bir şeyleri gösterecekler diyoruz diyoruz ama yani hani belli ki olmayınca olmuyor. Çünkü Harry Potter ilk filmiyle ortalığı kasıp kavurmuştu. Ve hani bunun bana kalırsa çocuklukla bir alakası da yok. Ben çocukken de Harry Potter'ı büyülenerek izliyordum. Ve şu an açtığımda da felsefe taşını gerçekten de yani aşırı zevkli izliyorum. Ama Fantastik Canavarların hiçbir filmini ben tekrar izlemek istemiyorum mesela. İkinci, üçüncü defa izlediğim zaman bana zevk vermiyor. Çünkü ilk izlediğimde bile bana çok büyük zevk vermiyordu film. O yüzden de belli ki yani bir Harry Potter büyüsünü hiçbir zaman yaratamayacağım. Ben bu filmde özellikle bunu çok iyi anladım. Bu kadar durağan olması, bu kadar karakterlerin bu kadar karmaşık olmasıyla. O yüzden bu film benim için birçok şeyi açıklığa kavuşturdu da diyebilirim aslında. Filme bir puan verecek olursam da ben Fantastik Canavarlar Dumbledore'un Sırları filmine 10 üzerinden 5 puan veriyorum. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Film hakkındaki düşünceleriniz neler? Hepsini aşağı yorum olarak yazmayı, ayrıca videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerden haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.